Aslında çocuklar? varıyoruz çünkü koku aslında tattır. Yani koku duygusu, esas olan koku duygusudur. Bir şeyi yediğimiz zaman ısırıyoruz. Isırdığımız zaman o yediğimiz gıdanın aroması uçuyor, burnumuza geliyor ve biz onu tat olarak algılıyoruz. Aslında acı, ekşi, tuzlu dışındaki şeylerin çoğunu tatlı. Bunun dışındaki o aroma dediğimiz şeylerin tümünü, yani lezzet dediğim şey aslında kokudur. Bunu aslında hepimiz hayatımızın bir döneminde yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Nezle olduğumuz zaman yediğimiz, içtiğimizin tadı tuzu olmuyor diyoruz. Bir şey söyleyeceğim hocam ya. Çok özür diliyorum. Patatesimiz var mı Figen? Patates var mı? Bana bir patates getirir misiniz? Bir de bıçak. Bir de burnunuzu kapatacağım çünkü. Size bir test yapacağım şimdi. Ben bunu daha önce görmüştüm. Bakayım olacak mı? Burnunuzu kapatacağım. Size bir patates, bir de elma tattıracağım. Söylemesem daha iyiydi ama artık söyledim. Hangisinin patates, hangisinin elma olduğunu bana söyleyeceksiniz. Ama burnunuz tıkalı olacak. Olacak çok, mı acaba? Enteresan. Yani olsa bile başta şey yapamaz, başta alamaz tadı. Daha sonra geç olan bir tat şeklinde olur. Ama asıl bizim derdimiz o koku merkezini bilmiyor. Mesela biz bunu sinüs hastalarında çok yaşıyoruz. Hasta kronik sinüziti, polipleri var. Poliplerini görüyoruz burun içinde. Tat alabiliyor musunuz diyorum. Tad alamıyorum diyor. Peki niye söylemiyorsun? Sizin ilgisi olduğunu bilmiyordum doktor bey diyor. Allah Allah. Çünkü koku, tat tamamen bizimle ilgilidir. Koku siniri beynin altından çıkıyor. Çok kısa bir sinir. Burnun çatısına kadar geliyor, tavana geliyor yani. Çok kısa bir sinir. Vücudumuzun en kısa kafa çiftlerinden biri. Bir başka deyişle en kısa siniri. Ama en çok işe yarayanı. Dolayısıyla çok kolay kaybedilebiliyor. Mesela çok basit bir travma ile, mesela arabayla gidiyorsun, arkadan biri çarptı, şu hareketi yaptınız, whiplash dediğimiz kamçı hareketi yaptınız, beyin kafa kaydısın, kafatasının içine şu hareketi yaptığı zaman koku, bütün kokuyu kaybedebilirsiniz. Ya da basit bir nezle olduğunuz zaman hayatımızın her döneminde olabilir bu, kokuyu ve tadı kaybedebiliriz. Kronik sinüste bağlı ortaya çıkan polipler varsa, yani oraya hava gitmiyorsa aromayı taşıyamıyor, koku alamazsınız, dolayısıyla tat alamazsınız. Çok kısa bir sinir ve çok kolay etkilenebiliyor. Peki koku alma duyunuz zayıfladıysa ölüyor olabilirsiniz. Haberi çok enteresandı. Reklama gitmeden önce söylemiştim. Peki nasıl bir şey? Bir haberi okuyayım. Yaşlı bireyler arasında %70 gibi bir oranla oldukça yaygın bir koku duygusu kaybının gençler arasında yaygınlığı sadece %5. Araştırmacılar yaş almışların koku alma duygusunun ne kadar iyiyse sağlıklarının da o kadar iyi olduğunu söylüyor. Evet. Koku alma duygusu kaybı psikolojik rahatsızlıklar olan şizofreni ve ağır depresyonla bağlantılı olduğu gibi bunama, Parkinson hastalığı ve bilişsel zayıflamayla da bağlantılı. İsveçli araştırmacılar bu bulguları elde ediyorlar. Ama endişelenmeyin de demiş haberin sonunda. Bilim insanları koku alma duygusu kaybının doğrudan ölüme neden olmadığını, ancak vücutta bir şeylerin kötüye gittiğine dair erken bir uyarı olabileceğini söylüyorlar. Koku alma duygusunun kaybını uzun süreli yaşayan kişilerin bir uzmana görünmeleri tavsiye edilir. Bilmem anlatabildi mi? Gittin ama çözüm bulamamışsın. Sadece sinüzit kist yapmış dedi bana, ondan olabilir. Ama kist yapmış da yıllar önce gitmişsin. Yani. Hala mı öyle? Öyle öyle. Hiç değişen bir şey yok. Bahsettiği, yani gösterdiği bölge maksiller sinüs. Buradaki kistler çok yaygındır. Retansiyon kisti diyoruz buna. Alakası yok mudur onunla? Kokuyla alakalı. Kokuyla ilgili olan kısmı açıklayabilmemiz için burnun çatısında beynin altındaki bölgenin ödemli ya da poliplerle kaplı olması gerekiyor. Dolayısıyla burada yanağınızdan gösteren kistlerin bunlarla hiçbir rolü yok. O zaman yalnız doktor benim başımdansa çok üzüldüm. Savmamıştı. Yine öyle demeyelim ama. Aynen böyle söyledi bana. Biz ondan genelde olabilir dedi, bıraktı. İlaç dahi vermedi. Genelde şeydir, koku almayı engelleyen mekanik bir tıkanıklığı bulamadığımız zaman biraz da hekim olarak biz ümidimizi yitiriyoruz. Çünkü sebebini bilmediğimiz koku alma bozukluklarında çoğu zaman bir şey yapamıyoruz. İlk başlandığı dönemde bazı vitaminlerle bunu toparlamaya çalışıyoruz ama bunun dışında çok kısa bir sinir olduğu için o sinirin zafiyetinde, o sinirin hasara uğradığı durumlarda maalesef çok fazla etkili olamıyoruz. Zaten koku ve tat alma bozukluğu gelen bizim hastalarda biz muayenede polip bulmuşsak ya da tomografide orada kronik sinüzit bulgularına rastlamışsak çok seviniyoruz. Yani hastalık bulup da sevineceğimiz nadir durumlardan biridir. Aman iyi bari. O da niye? Çünkü çözümü mümkün. Ne yapıyoruz? O polipleri alıyoruz oradan ya da medikal tedaviyle onları yok ediyoruz. Böylelikle havayla koku sinirini buluşturuyoruz. Olfaktör siniri buluştu. Ondan sonra koku ve tat gelmeye başlıyor. Ama özellikle bu mevsimde, yani alerjinin çok yoğun olduğu dönemde, polenlerin çok yoğun olduğu dönemde sinüziti tedavi edilmiş ya da sinüziti ameliyat edilmiş hastalarda bile koku kayboluyor. Onun için şu dönem aslında bizim sinüs hastalarının çok
şikayetçi oldu, çok müzdarip olduğu bir dönem. Ne yapıyoruz? Bu dönemde yapmamız gereken şeylerden biri polenlerden uzak durmamız gerekiyor. Her taraf polen ama... Ve polen öyle bir şey ki, hocam ben işte bitkilerden uzak duruyorum diyor. Aslında bunun hiçbir önemi yok. Çünkü evde de var mı? 500 kilometre uzakta bir kavak ağacının poleni, yani o uçuşan partikülleri ve rüzgar yardımıyla 500 kilometreye kadar gidebiliyor. Türkiye'nin en başının ortasına kadar aşağı yukarı ortasına kadar gelebiliyor. Bile. Dolayısıyla polenlerden uzak durmanın bir takım yöntemlerini geliştirmek zorundayız. Niye polene girdim? Çünkü kokuyla çok ilgili. Ne herkes bir hapşırıp duruyor. Maalesef bu nezleden gribal enfeksiyondan değil. Yani 50 yıl önce bu kadar alerji yokmuş. Muhtemelen alerjik gıdalardan olabilir. Mesela bunlardan sorumlu olanlardan biri gluten olabilir. Dolayısıyla alerjen maddeden çok böyle kendimizi saklamamız mümkün değilse, çevreyi değiştirmemiz mümkün değilse kendimizi koruyabiliriz. Nasıl? Bunun için sabah 6 ile sabah 10 saatler arasında havada polenlerin en yoğun olduğu dönemdir. Sokağa çıkmayı mecbur kalmadıkça çıkmamamız gerekiyor. Çıkıyorsak ve çok ciddi bir alerjik problemimiz varsa bir maskeyle çıkmamız gerekiyor. Otomobille gidiyorsak pencereyi açmamamız gerekiyor. Çünkü rüzgarla beraber polenler içeri giriyor. Saç mesela, saç bütün gün poleni tutuyor. Eğer siz akşam alerjiniz varsa ve bütün gün sokaktaysanız mutlaka saçınızı yıkayarak uyumaya çalışın. Çünkü hala saçın, içinde kalıyor. Nasıl tabii, sigara dumanı saça? Tabii. Polenler yapışıyor saçınıza. Siz yastığa dönüyorsunuz. O direkt burnunuzla temas ediyor.